Elif Melek'le Sağlık Zaman'ın bugünkü konuğu avukat Havva Nur Gölveren bizlerle. Hoş geldiniz Havva Hanım. Hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizi gördük, çok daha iyi olduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ankara'dan katılıyorum. Avukatlık yapıyorum. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Ayrıca hukuk komisyonu başkanıyım ve bir diğer mesleğim de arkeoloğum. Evet, çok güzel. Hepsi birbirinden kıymetli meslekler. Arkeologlukla ilgileniyor musunuz şu an, aktif olarak çalışıyor musunuz, yoksa daha çok hukuk bazlı mı gidiyorsunuz? Aktif çalışmam hukuk alanında, arkeoloji alanında da makaleler yazıyorum. Ne kadar güzel. İkisi de çok kıymetli. İyi ki geldiniz bugün aramıza. Şu an Türkiye'de görülen uyuşmazlık davaları en çok hangi konularda sizlere geliyor? Televizyonlardan da görüyoruz ki yaşanan artışlar kira ücretlerine de yansımakta. Ayrıca deprem ve pandemiden dolayı kira arzının azalması nedeniyle şu an mahkemelerde ve arabuluculukta kira uyuşmazlıkları davaları mevcuttur. Bunlar kira tespiti, uyarlama davası, tahliye davalarıdır. Diğer yandan da kat malikleri ve kiracılar artan aidatlardan dolayı şikayet etmektedir. Bu alınan kararları da itiraz yoluyla mahkeme yoluna götürmektedirler. Kiracılara yönelik olarak Havva Hanım, doğrudan kira bedelinin tespiti ya da tahliye davası açılması mümkün mü? Mümkün değildir. Yargı paketleri, yargı yükünün azaltılması, uyuşmazlıkların 4 tane çözülmesi bakımından kira uyuşmazlıkları davalarında da dava şartı olarak arabuluculuk getirildi. Kiraya veren dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu vardır. Bu nedenle doğrudan dava açma imkanı yoktur. Evet, o zaman mutlaka bir arabulucuyla dostane ve iyi bir niyetle çözümler konuşulmalı. Belki de çözüm odaklı hareket edilmeli gibi. Bununla beraber kira bedelinin tespiti için kira sözleşmesinin düzenlenmesi tarihinden biraz süre geçmiş olması gerekiyor bildiğimiz kadarıyla. Bunun öncesinde başka bir dava açmak mümkün mü? Şöyle, taraflar kira sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde kira bedelinin tespiti davası açması mümkün değildir. 5 yıl sonunda az ya da daha fazla ödediğini düşünen taraf önce arabulucuya başvuru yaparak anlaşamazlarsa eğer kira tespitinin belirlenmesi davası açabilir. Kural budur. Fakat 5 yıl dolmasa bile öngörülemeyen bir neden meydana geldiyse, ekonomik şartlarda önemli derecede değişiklikler oluştuysa ve taşınmazın bulunduğu bölgede değişiklikler meydana geldiyse eğer kiraya veren uyarlama davası dediğimiz davayı açabilir. Fakat yine aynı şekilde davayı açmadan önce arabulucuya başvuru yapması gerekiyor. Evet, buradan da anlıyoruz ki sözleşme tarihinden itibaren 5 yıl geçerli bir şekilde uyuşmazlık davaları çok fazla açılmıyor. Ama gerekli durumlarda istenirse, gerekli görülürse tabii ki yapılabiliyor. Evet. Peki bir kiracıyı tahliye etmek için hangi durumların gerçekleşmiş olması gereklidir? Kiracıyı tahliye etmek için belirli nedenler meydana gelmesi lazım. Bunlardan birincisi, kiracının temerrüde düşmesi, bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtarnamenin gönderilmiş olması, ihtiyacın olması, imar ve inşa, kiracının aynı belediye çevresi içerisinde konutunun bulunması gibi nedenlerle tahliye davası açılabilir. Evet, yani aslında bu tahliye davaları için de gerekli sebepler gerçekleştiği takdirde itiraz olmaksızın ya da arabulucuyla bir şekilde çözümler aranmakta. Evet. Peki az önce bir şey söylediniz, kiracının temerrüdü. Bu ne demektir? Kiracının temerrüdü, kira sözleşmesinde belirlenen ücretin zamanda ödenmesi gerekir. Kiracı eğer ödeme yapmazsa kiraya veren de ihtarname göndermelidir. İhtarname içeriğinde ise 30 gün içerisinde ödemesini, aksi takdirde tahliye davası açmasını belirtmelidir. İhtarname yoluyla bu bilgiyi yapabildiği gibi doğrudan icra takibi de başlatabilir.
Kiracı eğer 30 gün içerisinde kira bedelini ödemezse temerrüde düşmüş olur. Evet, burada da önemli olan şey oradaki süreler ve sözleşmedeki maddeleri detaylı olarak takipte olmaktı diyebiliriz. Peki, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası kimlerin ihtiyacı sebebiyle açılabilir? İhtiyaç nedeniyle tahliye davası kiraya veren ya da taşınmaz sahibinin eşi, çocukları, alt ve üst soyu ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler açısından davayı açabilir. Peki buradaki gerekli durumlar hani bir hastalık veya bir onların ev ihtiyacı olması gibi bir durum mudur? Evet, hastalık demeyelim, ev ihtiyacı olması. Yani eşinin ya da çocuğunun, mesela diyelim ki taşınmaz sahibinin çocuğu İstanbul'da üniversiteyi kazandı ve orada da bir taşınmazı var. Başka bir taşınmazı yok hani oturtabileceği. Bu çocuğun oturması için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Aynı bu sıklıkla duyduğumuz şey gibi, oğlu Almanya'dan gelecekmiş, o yüzden evden çıkmamızı istediği gibi bir durum. Evet. Evet, son zamanlarda özellikle site aidatlarının yüksekliği çok göze batar hale geldi. Bunlardan kaynaklı şikayetler de çok yükseldi. Bu konuda kiracı ya da mal sahiplerine tavsiyeleriniz nedir Alma Hanım? Şöyle, site aidatlarının belirlenmesi kat maliklerinin genel kurulunda oluyor. Bu nedenle kat malikleri ya da vekaletname alan kiracı toplantılara katılmalarını tavsiye ederim. Bu toplantıda aidatın belirlenmesinde önerilerde bulunmaları gerekiyor. Gerek gelir ve giderleri incelemeli, yönetiminin bilanço raporunu inceleyerek ve kat malikleriyle hep birlikte hareket etmeleri doğrultusunda en doğru ve en uygun aidatın belirlenmesinde katkı sağlamalıdırlar. Peki bununla beraber toplu yaşam alanlarında, ortak alanlarda ne gibi sorunlar yaşanıyor? Kat malikleri ana taşınmazın ortak yerlerine arsa payları oranında maliktirler ve bu yerlerden kullanım hakkına sahiptir. Yaşanan sorunlar ise ortak yerlere eşyaların konulması, kat maliki veya kiracı diğer hak sahiplerinin kullanımına engel teşkil edici davranışlarda bulunması, ortak alanlarda bir zarar meydana geldiğinde bu zararın giderilmesi için tüm kat maliklerinin istekli olmaması ve bu zararın giderilmesi için toplanan ücretin geç toplanmasından dolayı hemen tamir edilememesi gibi sorunlar yaşanmaktadır. Evet, ister istemez toplu olan her ortamda veya ortak yapılan her işte olduğu gibi burada da problemler karşımıza çıkabiliyor ama her zaman aslında ne olması lazım? Biraz daha iyi niyetli, biraz daha hoşgörülü, biraz daha merhametli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü insanlar hep başkalarından gördükleri problemleri daha sert veya daha böyle rigid çözümler aradıkları için her şeyde bir böyle dediğiniz gibi yargıya yük olacak konular karşımıza çıkıyor. O yüzden burada bugün neyin de önemine vardık? Ara buluculuğun önemini, ki avukatlık mesleğinde de artık yeni yeni görüyoruz tabelalarda avukat ara bulucu, işte Ahmet, Mehmet gibi bir şey. Evet. Bu da yeni yeni gündem oldu sanki ara buluculukta, değil mi? Ara buluculuk yargımızda önceden yoktu, sonradan getirildi ve ciddi şekilde de faydalarını görmekteyiz. Zaten Türkiye'nin dava yükü çok ağır. Gerek hakimlerimizin, savcılarımızın davaya bakmış olduğu sayılar çok fazla. Bu yoğunluktan dolayı zamanında da kararlar verilememekte ve oldukça davalar geç sonuçlanmaktadır. Arabuluculuk da anlaşmalar gerçekleştiğinden dolayı dava yoluna gitmeden çözümlenmiş oluyor sorunlar. Hava Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün aramıza katıldınız, vakit ayırdınız. Çok keyifli, kıymetli bir sohbetti bizim için. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok kıymetli bir sohbetti. Davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Rica ederiz. Yeniden yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim öyleyse. Teşekkürler, görüşürüz. Evet, Elif Melek'le Sağlık Zamanı'nın bugünkü konu avukat Hava Nur Gölveren bizlerleydi.